Bismillahirrahmanirrahim. Soru cevap köşemiz. Hayızın namaza, oruca mani olup olmayacağı sorulmuş. Esasen bunun cevabı gayet aşikardır. Yine de biz buna dair bir iki kitap taradık. Kitaplarla birlikte bakalım istedik. Kitap 1 Mebsut. Mebsut kitabı İmam Serahsi tarafından yazılmıştır. Üçüncü cildine şu an bakmaktasınız. Kitabın orijinal hali Arapçadır. Türkçe'ye de elbette çevrilmiştir. Profesör Doktor Cevat Akşit başkanlığında pek çok farklı profesör, doçent vesaire bir ekip tarafından Türkçe'ye de çevrilmiştir. 31 cilt olarak çevrilmiştir. Türkçesi de elimde mevcuttur. Ben aldığımda 350 TL idi. Şu an 500 TL civarında olduğunu biliyorum. İmam Serahsi'den kısaca bahsedelim. Kitaptan bahsettik. İmam Serahsi 1000 yılında yaşamıştır. Yani Karahanlılar dönemine denk geliyor bu. Karahanlılar devrinde yaşamıştı. Türk asıllıdır. Türk asıllı Hanefi bilgini, Hanefi fıkıh alimidir. Ünvanı, kendisine verilen lakap, ünvan, Şemsül Eimme tabiri Muteka gibi çeşitli fıkıh kitaplarında da geçmektedir. Şemsül Eimme, imamların güneşi manasına gelmekte. Böyle kısaca anlattıktan sonra kitaba bakalım. Yani şu an baktığımız kitap 1000 yıl önce yazılmıştır. 1000 yıl önce hayız konusuna alimler ne demiştir? Türk asıllı Hanefi alimi ne demiş? Kitabına bakıyoruz. Gale dedi ve la tusalli. Namazı kılamaz kim? El haizu, hayızlı kişi kılamaz. Ve la tesumu, oruç da tutamaz. Kim yapamıyor bunları? Hayızlı kişi. Li gavlihi aleyhi es-salatu ve's-selamu. İyi de niye bunları yapamıyorlar? Ayet mi var? Yo. Li kavlihi aleyhi es-salatu ve's-selam. Salat ve selam onun üzerine olsun. Allah'ın peygamberinin sözünden ötürü, hadisinden ötürü bunu yapamazlar diyor. Yani hadislerin varlığı 1000 yıl önce de Hanefi bilginleri tarafından ifade edilmiş. Tabi Hanefi derken yani A'dan Z'ye herkes bunu söylemiş de biz Hanefi bilgini örnek olarak buraya taradık. Yoksa biz buraya 50 tane kitapta tarayabilirdik. Fi beyani nuksan, burası hem dini hem de deyni, iki şekilde de okumak mümkün değil, ne diyelim, gramer açısından. El mer'eti, burası da bu şekilde olmakta. Yani salat selamun üzerine olsun, peygamberimizin şu hadisinden ötürü hayızlı kişi namazla kılamaz, oruçta tutamaz diyor. Nedir o? Tek'udu, oturur. İhdâhunne, o kadınlardan biri, yani her biri oturur. Şatra umriha. Şatır yarısı demek. Umriha ömrünün yarısı oturur. Yani otururdan kasıt ne? La tesumu ve la tusalli. Namaz kılamaz, oruç tutamaz. Böyle bir hadis var. Bu hadise binaen namaz kılamaz, oruç tutamazlar demiştir kitap. Şimdi hadisi aktardıktan sonra yani diyerek açıklamada bulunacak. Yani, Türkçedeki yani. Zamanel hayzi, hayız zamanında bunu yapamaz demektir. Şeyde dahurat temizlenince, yani hayız süresi sona erince, temizlik evresi başladığı zaman ne olur? Gazat, kaza eder. Neyi? Eyyame savmi. Oruç günlerini kaza eder. Yani orucun kendisini gününe gün kaza eder. Ve la takzi, kaza etmez. Neyi? Es-salate, namazı. Namazın kazası yok, orucun kazası var diyor. Lima tekaddeme beyanı. Bu kitap neymiş? Neymiş yani? Mebsut, İmam Serahsi tarafından yazılmış. 1000 yıl önce dedik. Şimdi bunu kapatalım. 1000 yıl öncesine baktık. Bir de Osmanlı zamanına bakalım. Osmanlı zamanında bir değişme söz konusu oldu mu yoksa aynen mi devam ediyor? Cilt 1, sayfa 42. Molla Hüsrev. Molla Hüsrev yine bilindik bir kişi. Tabi Molla Hüsrev'i nereden biliyoruz? 1480 yılında vefat etmiş. Yani Fatih Sultan Mehmed'in hocası olmasından ötürü tanınabilir. Tarih kitaplarında yazıyor bu. Az çok herkes tarih okumuştur.
Tabi yazdığı birkaç kitap var. Kitaplardan da bunu bilebiliriz. Fıkıh alimidir. Kazaskerlik yapmış. Üçüncü Osmanlı Şeyhül İslam'ı. Osmanlı devrinde. Durum nedir? Bakıyoruz. Tabi bu hayız konusu, yani hayızlı kişi ne yapar ne yapamaz, kitaplarda çok detaylı işlenmiştir. Yani bunu 10 sayfa işleyen var, 50 sayfa işleyen var. Biz tam konunun böyle tam ne diyelim püf noktası, tam konuyla alakalı yeri aldık. Bu yüzden çok özet geçmekte. Ve küllün hepsi, neyin hepsi hayırdır? Minel hayzi ve nifasi. Nifas ve hayız yani her ikisi de, bunların tamamı ne olur? Yemna'u mani olur. Devam ediyor ama burada bayağı bir ayrıntı var. Bu ayrıntıya girmiyorum. Mani olur. Neye mani olur? Es-salate ve-s-sâme. Namaza da, oruca da mani olur. Lil-icmâi aleyh. Üzerine ne var? İcma vardır diyor. İcma ne demek? İttifak demek. Ve takzîhi, fakat sadece onun kazası gerekir. Neyin kazası gerekir? Ey yani takzî es-sâme. Savmın yani orucun kazası gerekir. La es-salate yani la salate, namazın kazası gerekli değildir. Kazası yoktur. Li ennel hayze, çünkü hayız yemna mani olur. Ne mani olur? Vücube salati, namazın vücubuna yani namazın gerekli oluşuna manidir. Yani hayız durumundaki kişiye namaz gerekli, mecburi değildir. O vücubiyeti üzerinden kaldırır ve daha neye mani olur? Sıhhate edaiha. Onun edasının sıhhat şartını da ortadan kaldırır. Edasının sıhhati ne demek? Edasının sıhhati yani kılsan da geçerli olmaz diyor. Ama ve la yemna'u vücube savmi. Orucun gereklilik şartını yani gerekli oluşunu ortadan kaldırmaz. Fe bu durumda nefsu vücubihi sabit. Ve yemna'u ve yine mani olur. Neye? Sıhhate edaihi, onun edasının sıhhati. Yani yerine getirirsen de geçerli olmaz diyor. Şu an neden bahsediyor? Savm, oruçtan. Orucun gerekliliğini ortadan kaldırmasa bile orucu tutsan geçerli olmaz diyor. Fe bu durumda ne olur? Yecibu, gerekli olur. Ne gerekli olur? El gazau, kaza gerekli olur. İza tahuret, temizlenince, temizlik süresi başlayınca orucun kazası gerekli olur. Bunu nereden okuduk? Arkadaşlar, Molla Hüsrev'den okuduk. Kitabın adını, ama kitabın adını söylemedim sanırım. Dürerül Hükkam derler. Veya Dürer ve Gürer de denilebilir kısaca. Kitap meşhur yani çok kişi biliyordur. Onu Osmanlı'dan okuduk. Bunu da günümüzden okuyoruz. Diyanet'in kitabı, dini hükümler deniliyor. Tararken şuraya hepsini not aldık. Yani Diyanet, cilt 1, sayfa 213, Ankara 2006. Diyanet derken, Diyanet'in iki ciltlik ilmi hali var. Onun birinci cildi yani. Dini hükümler. Biraz da küçültelim de rahatça görünsün. Devam ediyor. Çiziliyor. Hayız süresince terk edilen namazların kaza edilmesinin gerekmediği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında görüş birliği vardır. Bu konuda Hz. Peygamber'in bilgi ve onayı dahilinde cereyan eden, yani meydana gelen uygulamalar esas alınmıştır ki onlar da Buhari, Müslim, Ebu Davud vesaire kitaplarda, hadis kitaplarında nakledilmiştir. Ortaya çıkan sonuç, günümüzden 1000 yıl öncesine gittik. Karahanlılar devrine gittik. O zamanki kitaplar da hayızlı kişi namaz kılamaz, oruç tutamaz demiştir. Bunu peygamberin sözüne yani hadise dayandırmışlardır. Çünkü Kur'an'da böyle bir ayet yok. Ve Osmanlı'ya geldik. Osmanlı'da Şeyhül İslam'dan, işte Molla Hüsrev'den bahsettik. Fatih'in hocası. Bunun kitabına baktık. Orada da yine hadise dayanarak hayızlının oruç ve namaz yerine getiremeyeceğinden bahsedilmiş. Günümüze geldik. 2006 basımlı bu kitap. Günümüze geldiğimizde de yine aynı şey yazıyor. Demek ki 1000 yıldır aynı şey yazıyor arkadaşlar. 1000 yıldır var olan şeyi günümüzde kimse değiştiremez. Elbette biz 1000 yıldır diyoruz ama daha eski kitaplarda da böyle yani durum. Ben sadece 1000 yıl öncesine gittim. Gerekirse daha eski.